arkada birkaç hafta önce programımıza gelen konuşamayan bonus saçlı dahi çocuk aramızda. Hatırladınız mı bonus saçlı dahi çocuğu? Fantazini anlat. Örnek. Oğlum fantazi, hayal. Atıyorum çikolata dolu bir küvete girmek. Örnek veriyorum. Ya çikolata yemiyorum ben. Örnek lan. Evde tek başınayken yaptığın ilginç bir şey söyle. Evden kaçıyorum. Dahi bir alkışlayalım arkadaşlar. Oğlum bayağı fenomen oldun ha, farkındasın değil mi? Ben mi? Hadi kamerayı. Şu çocuktan mikrofonu alsanız, Allah'ını seversen. Bugün tahtaya çıkmak istemiş. Ben seni tahtaya çıkarsam verem olurum. Önce kendini tanıt. Adın ne? Gizem ben. Ne iş yapıyorsun? Tekstil. Evli değilsiniz. Kıskanç mısındır gerçekten? Hayır ya, sadece kırmızı çizgilerim var. Ne onlar? Kıyafetine falan karışmam yani. Kıskanç da. Hayatım sen aşırı genişmişsin ya. Kocanın kıyafetine karışmamak gerçekten inanılmaz yani. Stüdyenine falan karışmaz değil mi? Göğüs dekoltesi falan. Ya inanılmaz çağdaşmışsın ya. Ben sıçma hikayesi anlatacağım ama. Özür diliyorum. Tam en tehlikeli kadın tipi. Çocuk gibi konuşan kadınlar var ya. Hayır ya, öyle konuşmuyorum. Ama böyle içinden terslediğinde de yaratık çıkan. Ağzına tükürürüm. Neyse, ailem tekstilci, iç giyimle uğraşıyorlar. İç giyim deyince tabii akla böyle fantezi iç gecelik ya, falan geliyor ama annem böyle biraz inovatif bir bayandır. Kendisi fantezi grubuna yöneldi. Ne gibi? Çeşitli kostümler işte böyle. Üretiyorsunuz. Tabii üretiyoruz, üreteceğiz. Evet. Bunu çeşitlendirmek için aksesuar da koydular. Kelepçe, kırbaç falan, onları da koydular. Keşke bir hediye paketi yaptırıp getireydin. Kırbaç olsun, tüylü kelepçe olsun. Hasancan, bir kere de tavla oynayacağız. Tavlayı bir açtım. Normal tavla mı yoksa bu şey? Hayır, normal tavla. Bize geldi daha yeni zamanları. Hani iki iki. İkiniz domalın falan öyle bir şey. Hayır. Yeni zamanlarımız daha işte bize geldi. Tavla oynayacağız. Zar, pozisyon zarı içindeki. Bir dakika. Pozisyon zarı ne demek? Zar atıyorsun böyle işte. Az önce söylediğim şey mi? Öyle bir şey var mı? Evet. Zar atıyorsun ve ona göre pozisyon mu alıyorsun? Evet. Köyden yeni gelmiş amele gibi. Aklım gitti ya zarla. Pozisyon zarı ha. Seni tanıyalım. Nüket adım, mali müşavirim. Kimle geldin? Çok yakın arkadaşımla geldim. Hoş geldin. Sen ne iş yapıyorsun? Görüşmesi yapmadım evine. Nerede mali müşavirsin? Kadıköy'deyim. Sen? Ben de Kadıköy'deyim. Zengin misiniz peki? Ortalamalarda. Yok, o zengin. Emlak zenginiyiz. Kaç tane evim var? Saymayayım ben, unut. Çok. Oo. Mesela Bartın'da ya da işte Batman'da TOKİ açılıyor. Hemen gidiyor oraya. Ha, anladım. Yok yok. Bu şey zengin. Bildiğin zengin değil de büyük çalışarak santim santim böyle 3-4 tane ev alabilmiş. Arsalar. Sen bundan çok mutlu değilsin hanım kadın. Sen yakın arkadaşın olduğunu emin misin? Bak senin falına bakıyorum. Sende bir göz var. Senin çok güvendiğin biri senin iyiliğini istemeyebilir. Senin malına mülküne gözü var. Söylüyorum sana. Baş harfi E. Anlat. Şimdi geçen hafta kızım Begüm eğlenmeye gitti arkadaşlarıyla. Gece 2 acayip bir ses geliyor, bağırma sesi. Ben yataktan fırladım, camdan baktım. Aşağıda birisi bağırıyor, birisi Emine abla yardım eder misin dedi bana. Ve talihsizce aşağı koştum. Sonra ben onu Begüm olarak algılayıp yukarı çıkarıyorum. Ama böyle o kadar sinirliyim ki üstünü ta çıkarıp böyle etli kolları elime gelene kadar ben Begüm olarak... Etli kollar. Hani birinin evini arabasını hesaplaman anlıyorum da. Ulan kolu etli. Şuraları kilo almış. Yani yediği lokmada bile insanların. Gerçekten inanılmazsın yani. Evet. Bilmiyorum. Hayatta bu kadar başkasının malında, mülkünde yediği lokmada göz olan bir insan görmedim. Ya ben sizi nasıl kaçırdım ya? Gittim bonus aldım sana.
inanamıyorum ya. İn lan aşağı. Dur, inme. Dur şu an. Zaten dediğimi anlamıyor da bir sefer. Ve komşummuş. Yüzünden tanımadın mı peki? Ya saçları böyle, ikisinin renkli. Yani şimdi evladınız var ve siz o halde görüyorsunuz. Etli kollarını fark ediyorum hemen. Sonra çok sevindi ve kızıma gelince teşekkür ettim alkolsüz geldiğin için diye. Alkolsüz geldi, tek gece yalnız. Başkası olsan kendine çıkar mıydın? Ben kendime çıkmazdım mesela. Ben de. Neden kendine çıkmazdın? Yani elde avuçta durmayan bir tipim. Karşımdakini de çok yorardım. Hiç ilişkin olmadı mı? Flört oldu ama sadece flört olarak. Ben zenciyle tanışıyor. Amerika'da çalışıyor kendine. Ha, o kadar zenciyle tanışıyor. Biriyle diyorsun. Hiç sormadın mı bir şey yani? Hayat, versene mikrofonu. Bir bok anlamıyoruz. Ağzını da kapadın, yemin ediyorum. Amerika'da çalışıyor hanımefendi. Yani orada tanışmamış mıdır acaba bir zenci menci? Nereden bileceğiz, göreceğiz. Neden zenci bebişkom? Bilemiyorum yani. Hiç bize söylemiyor, paylaşmıyor böyle işte. Sen evli misin? Evliyim, evli. Abi hala yaşıyor mu? Dayanıyor. Zenci değil anladığım kadarıyla. Keşke. Dahi çocuk. Sen kendine çıkar mıydın? Çıkardım abi. Neden? Temiz aile çocuğuyum. Yine deha dolu bir cevap kardeşim. Yalan mı? Ne bileyim, yalanmam. Bilmiyorum kardeşim. Bir de ailenle sen bağımsız bireysin. Ailen temiz diyelim, sen de iyisin diyelim. Ben de temizim abi. Temizden kastın ne? Örnek. İşte sana soruyorum oğlum. Bak yine başladık yani. Temizden kastın ne? Sabah iş. Sen? Ben de çıkmazdım. Niye? Pintiyim. Ne gibi? 13 Şubat'ta ayrılıp 15 Şubat'ta barışan tiplerden. Nereden biri para sesledi? Sen al var ya, kocaman bilmiyordun bu oyunu. 20 lira versene biri alacağım dedi. Yemin ederim arada. Rezil etme beni. Oğlum bence şey daha rezil lan, 14 Şubat'ta hediye almamışla ayrılman. Genelde anlam ya. Mesela kahve dışarıda içelim dediğinde evde içelim derim. Evde daha hesaplı olur diye. Ben çıkmazdım. Çok kinciyim Hasancan. Hemen ölsün istiyorum yani. Trafikte sana diyelim yol vermedi. Ölsün mü istiyorsun? O kadar değil canım. Canımı acıtması lazım. Ne gibi? Seven birisi benim canımı acıtabilir. Şimdi sen acıtamazsın yani. Ben seninle herhangi bir problem yaşamak istemiyorum. Ben korkuyorum acı senin şimdi. Seni anlıyorum. Raydın sen kanka. Evet. Bir de küçük şeylerle mutlu olmuyorum. Burada ama prim yaptım. Yarım çarpı hak ettin sanki. Yarım mı bir mi? Herkese bir pozisyon zarı. Söz veriyorum. Herkese bir. Erkekler yanlış anladı. Size herhangi bir pozisyon imkanı verilmiyor. Sadece zar veriliyor. O zarla birini ayarlayıp o pozisyonu yapmak sizin elinizde. Yani şuna dönüşebilir ayna karşısında. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.